Latince programındayız. Teknik sebeplerle bir 10 dakikalık gecikme yaşadık. Stüdyoda iki kişiyiz. Mehmet Ocak'tan ben, Ahmet Taş getiren. Fehmi Bey Ankara'dan katılıyor programımıza. Gülay Hanım seyahatte olduğu için de bugün programı sürdürme görevi bana düştü. Son programımızı seçimden önceki cuma yapmıştık. Şimdi seçimden sonraki ilk programımızı yapmış oluyoruz. Evet, seçim yani sürprizlerle geldi denebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan yerelde bir seçim yaşadık. AK Parti'nin önemli ölçüde oy ve belediye kaybettiği, hem şehirlerde hem büyük şehirlerde belediye kaybettiği bir seçimi yaşadık. İstanbul, Ankara gibi sonuçları, hani Ankara'nın çok merakla beklenmese de, çünkü Mansur Yavaş'ın açık farkla seçimi kazanacağı önceden belli olmuştu. İstanbul kritik gibi görünüyordu. Hani bıçak sırtı değerlendirmeleri vesaire vardı. Ama İstanbul'da da seçim sonucu 10-11 puanlık bir farkla İmamoğlu lehine sonuçlandı. Yani dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da AK Parti'nin de özellikle yoğunlaştığı İstanbul kaybedilmiş oldu, Ankara kaybedilmiş oldu. Şimdi Türkiye yerel iktidarda, yani bir anlamda CHP'nin iktidarına ulaşmış gibi gözüküyor. İyi Parti'de ciddi sıkıntı var çünkü oyları çok çok aşağıya düştü. Meral Akşener kongreye götürecek partisini. Partide istifalar devam ediyor. Böyle en merkezde görevli insanlardan, kamuoyunun tanıdığı insanlardan, mesela Burak Avuncu istifa etti, yani görevlerinden. İstanbul adayıydı. Dolayısıyla İyi Parti'de ciddi sıkıntı var. Tabii iktidar sıkıntılı. Şimdi AK Parti Cumhurbaşkanı'nın o geceki ifadesiyle bir öz eleştiri sürecine giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi değişim diye yola çıkan bir kadronun yönettiği seçimde başarı kazandı. Değişimi nereye oturtacak? Bize vatandaş bir kredi açtı dedi Özgür Özel, genel başkan. O krediyi nasıl değerlendirecekler? Böyle bir hadise var önümüzde. Bir de Van olayı meydana geldi. Van'da böyle ciddi bir gerilim yaşandı. Allah'a şükür ki sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun sağduyulu bir kararıyla sükunete erdi süreç. Yani bazı itirazlar var vesaire var. Onlar devam ediyor. Van olayıyla bağlantılı Mehmet Uçum'un bir açıklaması oldu. Beştepe'de Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından. Mehmet Uçum da zaman zaman bu tür açıklamalarla gündeme gelen bir isim. Bu defa hakikaten acayip bir açıklama yaptı. Ve AK Parti içinde de ciddi tepkilere yol açtı. Özellikle Kürt kökenli milletvekilleri çok ciddi bir sorgulama yapmaya başladılar. Ama genel anlamda böyle bir şey var. Bir tür, ben diyorum arkadaşlar ne kadar katılır, Mehmet Uçum vakası yaşandı, yaşanacak gibi de gözüküyor. Şimdi bütün bunları değerlendireceğiz. Zaten yazıyoruz, yazıyor arkadaşlarımız. Ankara'dan gene pozitif ayrımcılık yaparak Fehmi Bey'e sözü bırakalım. Oradan başlayalım. Buyurun Fehmi. Evet, aslında bu seçim bence tarih seçim oldu. Çünkü tarih
baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse yarım yüzyıl tatmadığı bir başarıyı bu yerel seçimde gösterdiğini fark ediyoruz. 12 büyükşehri bir önceki seçimde kazanmıştı. İktidarın beklentisi bu şehirlerin, özellikle İstanbul ve Ankara'nın başta olmak üzere geri alınmasıydı ama Cumhuriyet Halk Partisi bu büyük şehirlere 3 tanesini daha katmış oldu. Bu arada sayısız il ve ilçede de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını görüyoruz. Oy açısından da baktığımızda ilan edilen oylara göre bir puan önünde gözüküyor ama ben ilan edilenin biraz yanıltıcı olduğu kanaatindeyim. Çünkü AK Parti bu defa da seçime tek başına değil, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak halinde girdi ve pek çok ile büyük şehirlerin sadece ikisinde, 30 il, büyük şehirden sadece ikisinde Milliyetçi Hareket Partisi aday gösterdi. Diğer illerde Milliyetçi Hareket Partililer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaylarını desteklediler. Dolayısıyla %36 görünüyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu bu seçimde ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de katkısı olduğunu unutmamak lazım. Benim şahsi kanaatim en az 6-7 puan Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Parti'ye bu seçimde özel bir katkı var. Dolayısıyla %30'un altına bile düştüğü varsayılabilir AK Partisi'nin. Bu tabii ne kadar gördüğü en derin kayıp AK Partisi açısından. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı olan Tayyip Erdoğan o gece çok yumuşak bir balkon konuşması yaptı. O balkon konuşmalarında zaten hep biraz rahatlatıcı konuşmalar yapıyor Tayyip Bey. Ama ağzından hiç değilse yenilgi sözcüğü çıktı. Partisinin kaybını yenilgi sözcüğüyle karşılamış oldu. Çünkü bu önemli. O akşamki o konuşmadan hemen sonra başlayan süreçte aradan geçen işte 5 gün içerisinde AK Parti'de sanki büyük bir kayıp yaşanmamış ya da hiç değilse rakip olan Cumhuriyet Halk Partisi aslında kazanmamış. O kadar da büyütülecek bir durum yokmuş gibi bir hava egemen oldu. Özellikle zannediyorum ilk günün telaşı ve kafa karışıklığı geçince özellikle AK Parti'ye yakın olan medyada kalem sahipleri, yorumcular bu yönde yayınlar yaparak bu dönemi hazırlamış oldular. Ama bu büyük bir yanılgı çünkü gerçekten de ciddi bir biçimde AK Parti'nin kaybı söz konusu ve bunu sadece ekonomiye bağlamanın da ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet, ekonomi, özellikle emeklilerin durumları en büyük unsurlardan bir tanesi bu kayıptaki. Ama toplumda bir de AK Parti'ye daha önceki seçimlerde açılmış olan kredinin de ortadan kalktığını ve özellikle muhafazakar seçmenin zaten önceki son seçimden başlayarak bir bölümünün işte ise uzaklaştığı bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne elleri gitmeyen, oy vermeye elleri gitmeyen bazı muhafazakar seçmenlerin de bu seçimde birden fazla seçeneği vardı ve o seçenekleri de değerlendirdiler ama hiç değilse bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy verdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı %37 oyun hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğunu söylemek abes. Tarihin hiçbir döneminde %25'ten daha fazla oy alamamış olan bir parti son dönemlerinde %37'ye çıkan oyunda herhalde sadece diyelim ki İYİ Parti'den tekrar CHP'ye dönen seçmenler rol oynamadılar. Aynı zamanda muhafazakar bazı seçmenler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu seçimde değilse oy verdiler. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar da bence çok önemliydi. Partinin bundan sonraki davranış tarzlarını, söylemlerini belirleyecek önemdeydi.
Evet kazandık ama bu kazanç Cumhuriyet Halk Partili insanlar oldukları için bize verilmiş oylarla olmadı. Bir tür ödünç oylar da var anlamına gelecek olan bir açıklamaydı. Ve gerçekçi bir açıklama bu. Ama o ödünç oyların kalıcıya dönüşmesi beklentisini de ben gerçekçi buluyorum. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlayan ve helalleşme sözcüğüyle ifadesini bulan o yaklaşımını Özgür Özel döneminde biraz daha genişleterek devam ettirmişti. Şimdi Özgür Özel daha da yakın bir demokrasiye daha da yakın bir açıklamalar silsilesi yapıyor. En önemli dışa vurumunu da bu Van olayında gördük. Van'da DEM Parti'nin aslında adayına karşı yapılmış olan bir hukuki tırnak içerisinde Özgür Özel'in deyimiyle darbe yapıldı. Normalde DEM Partili olduğu için araya mesafe koyma adeti var Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi de bundan çok uzak değil ama ilk defa neredeyse bütün muhalefet onun yanında yer aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizzat Van'a giderek desteğini verdi. Bu da bence demokrasi açısından önemliydi ve nitekim daha önce her iktidar yanlısı kararlarını öğrenmeye alıştığımız Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu defa yerel mahkemenin verdiği kararın aleyhinde bir düzeltme kararı çıktı. Onu da herhalde bütünüyle belki muhalefetin oradaki dayanışmasına veremeyiz ama o dayanışmanın da o sonucun alınmasında büyük katkısı olduğu kanaatindeyim. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Mehmetciğim istersen sen de hem bir genel değerlendirme evet. yap hem de şimdi AK Parti bir özeleştiri sürecine girmiş olacak. 2009'da böyle bir olgu yaşanmış. 2015'te böyle bir olgu yaşanmış. AK Parti'ye yakın iktidara yakın medya gruplarında da sosyal medyada da ya şunlar hatalıydı gibi şeyler yazılıyor. Ya bunları bizler genelde zaten yazıyorduk, söylüyorduk da o zaman oralarda şey yoktu böyle bu anlamda. Daha demek ki biliyorlarmış yani. Değil mi? Şimdi, ve onlar o zaman bunları yazmış olsalardı belki erken uyarı niteliği de taşırdı bunlar. Bir ekonomi yazıları yazan birisinin yazısına baktım bugün. Diyor ki yani ekonomide bir şeylerin yanlış gittiğini görüyorduk ama ekonominin bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanı üzerine aldığı için ekonomist olarak bunları ona karşı yazmak elimizden gelmedi, içimizden gelmedi falan. Ya yani böyle içimizden gelmeye işte hatalar zincirli mesela kibir, mibir bunlar çok yazıldı. Ya bu öz eleştiriyi yapar mı? Nasıl yapar? O yapıyı da bilen birisi. Şimdi tabii eleştiriler gerçi orada da yani ben şey diyorum iktidara iliştirilmiş medya çok hala öyle çok sağlıklı bir eleştiri yapıyor dememek lazım. Yani ben azından diyemiyorum. Evet tek tük artık bu işin böyle gitmeyeceğini görenler var. Ama tabii şimdi öyle bir seçim oldu ki yani AK Parti'nin bütün kaleleri yerle bir olmuş durumda. Yani kimsenin işte bir takım mazeretler üretmeye yok işte aslında onlar emanet olarak gittiler. Aslında AK Parti'nin seçmeni bir bölümü de zaten sandığa gelmedi diye bir bahane üretmeye çalışılıyor. Fakat bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü millet evet belediyelerin çalışmaları işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019'da aldığı belediyelerdeki çalışmalar yani AK Parti döneminde neler yapılıyorsa işte çöp toplanıyor, sular akıyor, araçlar, belediye araçları çalışıyor. Yani asli çalışmalar konusunda AK Partili belediyelerden bir farkı yoktu. Ha büyük yatırımlar yapamadılar mı? Ama zaten o konuda elleri kolları da bağlıydı doğal olarak. İktidar da zaten buldukları krediye bile imza vermedi. Şimdi
Ama bunlara bakmadı bence seçmen. AK Parti ile ilgili bir karar verdi. Daha doğrusu AK Parti'ye işte 2015'te 7 Haziran seçimleri miydi? Evet, o seçimlerde bir şey verdi, uyarıda bulundu. Sonrasında 2019'da işte uyarılarda bulundu. Yani millet dedi ki kardeşim, ben sana hep destek verdim. Bütün başarılarının altında imzam var, seçim başarılarının altında. Ama sen her verdiğim desteği verdiğimde kibrini biraz daha arttırdın. Evet. Daha fazla kibirli oldun. Topluma tepeden bakan bir şeye büründün. Dolayısıyla sen laftan anlamadın. Evet. Ben sana şimdi bir esaslı ders vermem gerekiyordu dedi ve o dersi verdi. Şimdi hiç beklenmeyen yerlerde gerçekten, şimdi mesela İstanbul, Ankara. Şimdi şöyle bir şey yapılıyor Mehmet'ciğim. Yani bundan işte 3-5 ay neyse, 6-7 ay, 8 ay önce Mayıs'ta seçimler yapıldı. Ve Cumhur İttifakı işte kan tazeledi bir anlamda. Tayyip Bey yeniden Cumhurbaşkanı, meclisin çoğunluğu orada falan. Yani toplum orada destekledi. Bu da oylarını kıstı. Bu yeterli ders olur mu? Yani aslında hala gönlü iktidarda, iktidar olarak devamında merkez, böyle bir yaklaşım da var. Aslında orada zaten, aslında 2023 14-28 Mayıs seçimlerinde de vardı. Evet. AK Parti nereden geliyor buraya? 49,5'tan 35'e gelmiş. Evet. Yani 2002'de başladığı noktaya gelmiş. Oylar gitmiş. Yani insanlar AK Parti'ye gönül verip oy verenler artık elleri pek fazla gitmediği orada görülmüş. 2019'da görülmüş. Yani 2019'u mesela AK Parti doğru okusaydı belki farklı bir çizgiye girecekti. Ama onu görmedi. Dedi ki zaten siz topal ördeksiniz. Onu da gelecek seçimde biz burasını alır götürürüz. Hala öyle bir zihniyet var belli bir noktada. Ya kardeşim, 2019'da onları yapmadığın için şimdi millet, nitekim ilk seçimde 31 Mart'ta o zaman 13 bin farklı almış. Hayır, olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Devleti çalındı kullanarak. Şimdi hani millet iradesi, her gittiğimiz yerde biz de vekilken de ya millet iradesinin üzerinde bir irade olmaz kardeşim. Millet iradesinde 13 binin millet iradesi değil mi? O da milletin iradesi. Ha, millet dedi ki sonra 23 Haziran seçiminde anlaşıldı. Sen benimle kavga etmek istiyorsun. Evet. Ve 800 bin oyla şey yaptı. Şimdi onu değerlendirmediği için, oradan bir ders almadığı için 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile didişti, önünü kesmeye çalıştı, bir takım şeylerini vermedi filan. Bu aslında zannediyor ki, yani oradaki siyasi akıl kaybolunca, ya ben Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırıyorum. Hayır. İstanbul halkını cezalandırıyorsun. Ekrem İmamoğlu, mesele oradaki farkı anlayıp, ya belki anlıyorlar da yapmak zor geliyor. Şimdi millet dedi ki kardeşim, ha, anlaşıldı. Ben bu seçimde 1 milyonun üzerinde farklı bu işi bitireyim. Şimdi AK Parti buradan değişebilir mi? Ya yani nasıl değişecek? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o balkon konuşması, güzel cümleler. Değişmeliyiz, yoksa yok oluruz. Filan ruhumuz layüs el değildir dedi filan. Mesela. Ama yani işte kan ve ruh şeyi var. Ne bileyim, eksilmesi var. Eksilmesi var falan diyor. Yani bu mesela kan ve ruh eksilmesi giderilebilir mi? Yani kimse layüs el değil dendiğinde mesela, ya kimse, şu ana kadar okumalarıma baktığımda herkes Erdoğan'ı istisna tutuyor. Ya onun iş tutma tarzı acaba toplumu olumsuz yönde etkilemiş mi? Zaten partiyi, yani ben bir söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'yi AK Partililerden temizledi. Yani evet, son döneminde. Şimdi bu süreçte, yani şimdi bakanlar değiştirilebilir diye konuşuluyor. Efendim işte yönetimde değişiklikler olabilir. Ne olacak? Yani gelende havuzda şey yok. AK Parti havuzunda, ya şu gelse, nitekim büyük şehirlere belediye başkanı adayı bulmakta zorlandılar. Evet.
Yani çünkü havuzda bir şey bırakmamışsınız. Evet. Doğal olarak bunun sonucu. Ha şimdi bu değişim niyeti ne kadar samimidir? Şimdi mesela toplumda bir ciddi bir yolsuzluk algısı var. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Ben hani ismini söylemek istemedim ama şimdi Hayrettin Hoca'dan yeni bir fetva mı alacaksınız? Şimdi dolayısıyla buna benzer yani gerçekten bir şey niyetle bundan sonra bu toplumda işte bu partide en tepeden en alt birimlere kadar yolsuzluğa algısına bulaşıp kim varsa bu partiden temizlenecektir diyebiliyor musunuz? İşte hani bir şey vardı gelir ne bir şeffaflık çerçevesinde Davutoğlu'nun siyaset ahlakı evet. projesi vardı. Tayyip Bey de o zaman İlçe yönetici bulamazsın, ilçe başkanı bulamazsın falan demişti. Şimdi tabii bütün bunlar AK Parti açısından o bir artık hani Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bir irade koysa elbette yapabilir. Hala o rasyonel bir tarafı var ama artık ben o noktada olduğu kanaatinde değilim. Yani eğer bu şeyle gidilirse şimdi yani Türkiye'de kardeşim hukuksuzluk var, adaletin terazisi doğru tartmıyor, toplumda bu algı var. Şimdi siz bu konuda ne yapacaksınız? Bunu öyle lafla, evet güzel cümleler, pırıltılı cümlelerle söyleyebilirsiniz. Ama toplumu ikna edebilmeniz için bir icraat ortaya koymanız lazım. Zaten son 10 yılınızda yaptığınız icraatlarla bu noktaya geldiniz. Bunları o günden bu yana yazıyoruz. Ben bir ara milletvekili arkadaşlarımla zaman zaman karşılaşınca nereye gidiyor parti diye sorunca dedim ki nereye gittiğini bilemem ama bir şey söyleyeceğim. AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesi benim bilgisayarımda masa üstünde durur. O gerçekten bir hukuk, demokrasi ve kalkınma manifestosu niteliğindedir. Dedim ki haftada 4 gün yazıyoruz diyorum. Her gün hiç kendimden bir cümle katmasam, oradan bir sayfayı alsam, köşe yazısı diye koysam, siz beni yarın hain ilan edersiniz. Evet. Yani AK Parti kendi ilkeleriyle savaşır hale gelmiş, kendi hedefleriyle savaşır hale gelmiş. O yüzden nasıl değişecek orada çok emin yani değilim. Bu konuyu Fehmi Bey'e de şey yapalım, onun da görüşünü alalım. Fehmi Bey yani bir yönden de ya bu bir sistem körlüğü başladı. Yani bütün alanlara, uzuvlara yayılmış böyle bir problem var. Yani o kan ve ruh problemi dediği şey çok tarif edilmiş değil ama yani herhalde o kan da bütün vücutta dolaşan bir şey. Ruh da bütün vücutta vücudu canlı tutan bir şey. Yani mesela siz sık sık yazarsınız ya da Cumhurbaşkanı'ndan bahsederken AK Parti Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan diye. Ya belki problem orada da var. Siz ne dersiniz? Yani AK Parti kendisini nasıl yenileyecek? Yenileyebilecek mi hatta? Yani böyle bir soru sizde nasıl karşılık buluyor? Vallahi genellikle bizde kabahati başkasında arama adeti olduğu için ben AK Parti'nin bu defa da yine çok ufak da bir takım unsurları ön planda tutan bir öz eleştiri yapacağını, buna öz eleştiri diyecekler ama öz eleştiri olmayacağını düşünüyorum doğrusu. Eğer gerçek anlamda bir öz eleştiri yapacaklarsa her şeyden önce bir defa Tayyip Erdoğan'ın şahsını öz eleştirmeleri lazım. Çünkü AK Parti belli bir dönemden sonra tamamen Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak verdiği kararlarla bugünlere geldi. Tayyip Bey en yakın mesai arkadaşlarını, partiyi birlikte kurduğu kadronun önemli isimlerini süreç içerisinde tasfiye etti. Bu onun kendisinin kararıydı. Yani AK Parti'nin Tayyip Erdoğan dışındaki isimlerinin arzularıyla gerçekleşmiş bir tasfiye yaşanmadı. Tayyip Bey'in kendisinin arzu ettiği tarzda tasfiyeler yaşandı. Ayrıca tabii bunun getirdiği oylarda geriye doğru gidiş, azalma görülmeye başlayınca çareyi dışarıdan destek bulmakta aradı ve Milliyetçi Hareket Partisi karşısına ortak olarak çıktı. AK Parti tek başına
ülkeyi yönetmiyor azam şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yönetiyor. Şu anda tartıştığımız, toplumun da tartıştığı AK Parti'ye yönelik eleştiriler içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte olmaya başladıktan sonraki süreci yaratan anlayış, yaklaşımların büyük payı var. Bundan vazgeçmesi mümkün mü AK Parti'nin? Benim görebildiğim kadarıyla mümkün değil. Çünkü netice itibariyle iktidar bir aritmetik işi. Eğer sizin oyunuz yetmiyorsa birilerinden destek almanız gerekiyor. O desteği de siz vaktinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden almışsınız. Milliyetçi Hareket Partisi bu desteği verirken bir şart koştu. Birlikte sistemi değiştirelim dedi. Ve bunun sonucu olarak da toplumun karşısına gidildi. Çok daha iyi bir dönem yaşatacak bize. Refah getirecek. Bizi dünyanın en önemli ülkesi haline dönüştürecek iddialarıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Şimdi bu sistem anayasada kayıtlı bir sistem. Anayasamız böyle bir sistemin hükümet sistemi olmasını öngören bir anayasa. Halbuki biliyoruz ki o sistemin yüzünden yaşanan pek büyük sıkıntılar var şu anda. Bundan nasıl vazgeçilecek? Yani peş peşe verilen kararlar hep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak verdiği kararlar bunlar. Ve AK Parti'yi bugünkü durumuna getiren de o kararlar oldu. Şimdi eğer gerçek anlamda bir öz eleştiri yaşanacaksa AK Parti içerisinde, AK Parti yönetim kademesinde olan insanların Cumhurbaşkanı'na dönerek, Cumhurbaşkanım bu konuları da konuşmamız lazım diyebilmeleri lazım. Peki bunu diyebilecekler mi? Ben diyebileceklerini zannetmiyorum. Yani Tayyip Erdoğan ancak bunu çok zorlarsa karşısındaki insanlar belki bu tür konuları rahatlıkla açabilecek duruma gelebilirler. O da ne kadar rahatlıkla olacağından da kuşkuluyum doğrusu. Evet. O bakımdan ben birbiri ardına yapılan yanlışlıkların kümülatif olarak bugün AK Parti'nin karşısında böyle bir yenilgiyi çıkardığı ve bugüne kadar izlenen politikalar, verilmiş, onunla ilgili olarak verilmiş kararlar, alınmış olan sistem değişikliğine yönelik kararlar, bunları sıfırlayacak yeniden diyelim parlamenter sisteme dönme de dahil olmak üzere çok radikal dönüşümleri de göze alacak bir yeni yön arayışı, bunu yapamayacakları için de bundan sonra da ben bir çıkış yolu AK Parti için doğrusu göremiyorum. Geçmişte de bu tür hatalar yapan partiler hatırlıyorum. 1960'lı yıllarda işte darbe olduktan sonra kurulan Adalet Partisi aslında muhafazakar düşüncenin siyasete dönük bir yüzüydü. Ama Süleyman Demirel bir süre sonra bunu işte yaylacılar diye o zaman tanımlanan, muhafazakarlığa da karşı oldukları bilinen isimleri yanına toplayarak Adalet Partisi'ni farklı bir çizgiye taşıdı. Onun sonucunda olarak da içinden Demokratik Parti gibi bir parti çıktı ve iktidardan uzaklaşmak durumunda kaldı Adalet Partisi. Anavatan Partisi'nde de bunlar yaşandı. Mesut Yılmaz'ın iş başına gelmesiyle birlikte Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi, o ilk döneminde gerçekleştirdiği pek çok önemli girişimler heba oldu ve Anavatan Partisi yok oldu. Yani bir şey yanlışlıklar başlarsa ondan dönmek o kadar kolay olmuyor. Ben bugün de böyle bir zorlukla karşı karşıya olduğu kanaatindeyim AK Parti'nin. Ya söz Ankara'dayken, FMV'deyken istersen şunu da konuşalım Fehmi Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önünde bir sınav var. Yani zaten Özgür Özel de bize kredi açtı toplum diyor. Bu krediyi iyi değerlendireceğiz diyor. Ondan sonra şimdi bir değişim sürecinden söz ediliyor. Genelde yani toplumla CHP arasındaki ilişkide
hani din toplum alanı en sorunlu alan olarak bilinir. Yani yani muhafaza, şimdi Özgür Özel muhafazakar demokratlara da diyor açılacağız diyor. İşte milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, sosyal demokratlara açılacağız. Ya yani CHP mesela o din toplum alanındaki o sorunlu ilişkiyi telafi edebilecek mi? Mesela İmamoğlu dua ile başlamış şeye. İşte Ahmet Akın şükür namazı kıldı diye haberler var. Bunlar ona yönelik işaretler mi? Ya yani ben mesela aklıma din kültürü ahlak bilgisi dersi konusunda CHP'nin tavrı ne olur uzun vadede gibi bir soru da geliyor. Yani siz orada sorunlu bir alan kalmaya devam ederek iyi ilişkiler kurulabilir mi? Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çizgisi o boyutları kapsar mı? Özgür Özel'in muhafazakar demokratlığa açılışı böyle bir şeyi kapsar mı? O değişimin çerçevesi ne olur size göre? Onu konuşmuş olalım. Biraz önce sizler AK Parti'ye yakın medyadan söz ettiniz. Onların geçmiş dönemde çok farklı, yani hiç eleştiriye yanaşmayan bir yaklaşımlara sahip oldukları halde seçimden sonra yavaş yavaş hiç değilse içlerinden bazılarının görmeye başladığını söylediniz. Aynı durum aslında Cumhuriyet Halk Partisi için de söz konusu. Onun da bir medyası var. Ve o medyada görüşleri çok ön plana gelen yazarlar ve yorumcuların istediği türden bir Cumhuriyet Halk Partisi karşımıza çıkarsa, onun sizin hassasiyet beklediğiniz konularda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir alan açmayacağını düşünmemiz lazım. Gerçekten işte 28 Şubat'ı desteklediği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yaklaşım ve söylem söz konusu idiyse o dönemde, o söylemi bugün de zihinlerinde taşıyan ve zaman zaman da televizyon yorumlarına aktaran bir yandaş bir CHP'li medya var. Ama siyasilere bırakacak olursak, verdiğiniz örnekleri başka daha yakın örneklerle de desteklemek mümkün. İnançlı sahibi ve bu inancını da çekinmeden tabanıyla paylaşmaya her zaman hazır olan Cumhuriyet Halk Partili politikacılar da var. Şimdi hangisi acaba hakim olacak bu önümüzdeki dönemde? 28 Şubatçı bir damarı, ulusalcı bir damarı hala zihinlerinde taşıyan insanların fikirleri ve politika tavsiyeleri mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçerli olacak, yoksa daha merkezde herkesi, evet bir belki yine sosyal demokrasiyle bütünüyle arasını açmamış ama muhafazakar değerlere de sahip çıkan, demokratik açıdan sahip çıkan bir Cumhuriyet Halk Parti mi olacak? Ben işte bu siz sınav dediniz, böyle bir sınavla Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ama Özgür Özel'in ilk akşam yaptığı açıklamalara ve kişiliğinde bugüne kadar sergilediği Cumhuriyet Halk Parti anlayışına böyle bir kredinin de açılabileceğini düşünüyorum. Yani Özgür Özel'in savunduğu fikirler sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle bu seçim sonrasında ortaya çıkan tabloyu samimi biçimde değerlendirecek olan politikacılar açısından da takip edilmesi gereken bir yol olarak görülecektir. Belki Özgür Özel bir kurultay sonrasında, biraz hadiseli geçmiş olan bir kurultay sonrasında seçildiği ve 10 küsur yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağırlığını koymuş olan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir liderin ardından onu tasfiye ederek geldiği için bazı sıkıntılara sahipti bu seçim öncesinde. Ama bu seçimle birlikte gösterdiği başarı artık, evet, onu bu partinin lideri haline dönüştürdü. Onu sadece
kendisine bu seçimde oy vermiş olan partisine ve oy vermiş olan yeni seçmenler değil, kendi tabanı da aslında kredi açmak zorunda. Bu krediyi herhalde değerlendirmeye çalışacaklardır. Evet. Belediyeler özellikle bu konuda çok önemli bir alan. Netice itibariyle birebir insanlarla temas halinde olan belediyeler. Evet, evet. Her ne kadar bu seçim önce kampanyası sırasında AK Parti'nin sözcüleri İstanbul ve Ankara belediyelerinde bekledikleri kadar büyük hizmetler görülmediğini, yatırımlara dönük işlemler yapılmadığını iddia etseler de CHP'li belediyeler akıllıca davranarak insanların daha acil ihtiyacı olan ekonomik sıkıntılarını giderme yönünde, yani Ankara Belediyesi'nin bu kampanyalar sırasında öğrendiğimiz uygulamalarına baktığımızda bir sosyal belediyecilik anlayışının oraya hakim olduğunu görüyoruz. Zannediyorum zaten İstanbul'da Ekrem İmamoğlu da böyle bir belediyecilik anlayışına sahipti ve mümkün olduğu kadar yine insanları rahatlatacak bazı tedbirleri İstanbul Belediyesi'ne uyguladı. Bu Türkiye satına Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle yaygınlaşırsa öyle zannediyorum ki birebir ilişkiler ayrıca şimdiye kadar her ne kadar isteseler bile elleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye gitmemiş olan geniş bir seçmen kitlesini Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy verebilecek hale dönüştürebilir. Ama dediğim gibi bu birdenbire olacak bir şey değil. Ve bunun samimi bir sınav sonucu olacağını da Cumhuriyet Halk Partililerin bilmesi lazım. Evet. Mehmetciğim, biraz daha burada konuşalım. Değişimle ilgili. Şimdi şunu mesela Kılıçdaroğlu'nun o helalleşme süreci CHP'de hani sağcılaşma diye bir eleştiriye yol açtı. Yani sağcılaşıyor CHP falan diye. Şimdi bir de eli gitmeyen insanlar var değil mi? Yani CHP'ye oy vermeye eli gitmeyen, onun için belki bir kısım insan sandığa gitmemiş. Yani AK Parti'ye vermek istememiş, CHP'ye de vermek istememiş. Sandığa gitmemiş. Epeyce bir şey var, %78 civarında falan. Şimdi Fermi Bey'e de şey yaptım. Yani benim aklıma mesela İmam Hatipler konusu geliyor. Mesela din kültürü, ahlak bilgisi konusu geliyor. Değerler eğitimi konusu geliyor. Ya buralarda CHP belki de o sınavın en böyle hararetli geçeceği alanlardan birisi. Bu alanlar gibi düşünüyorum. Yani daha böyle yani hani bayram namazı ben bugün yazdım. O tür şeylerde daha esnek, daha rahat olabilirler. Ama o şeye gelindiğinde yani diyelim ki değerler eğitimi falan konusuna CHP o değişimde nereye düşer, ne yapar? Onu konuşalım. Şimdi tabii değişim elbette çok kolay bir şey değil. Yani 100 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu öyle çok kolay olacak bir şey değil. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu evet o helalleşme adımları ile birlikte orada bir şeyi zorladı. Parti içinden çok fazla o konuda aslında destek alamadı. Benim kanaatim o. Fakat işte kurultayla birlikte yeni süreç, yeni değişim çizgisi aslında bir anlamda da bu belediyelerdeki başarıyı getirdi. Ben bugüne kadar CHP'ye oy vermeye eli gitmeyen insanların tam da bu partiyi değişime zorlayacak gitmeyenlerin artık yavaş yavaş vermeye başlaması, bu belediyelerdeki başarı aynı zamanda bu değişimi de daha fazla tetikleyecek kanaatindeyim. Çünkü nitekim belediye başkanlarının geneline baktığımızda aslında kor CHP'li gelenekten gelen insanlar değil büyük bir bölümü. Yani işte Balıkesir'de Ahmet Akın siz söylediniz. Sabah namazıyla, şükür namazıyla başlıyor. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bey, Boz Bey aynı şekilde yine sabah namazında şeyle başlıyor. Ekrem İmamoğlu zaten toplumun bütün kesimleriyle şu ana kadar da belli bağı olan onlar toplum görüyor zaten. Yani ona normal eski CHP geleneğinden gelen bir isim gibi bakmıyor
zaten İmamoğlu'na bakmıyordu. Belki saygı ortak paydasında buluşulabilir. Yani böyle karşı çıkma, yani bu Majino hattı gibi bir hat oluşturma manevi değerler karşısında. O değil de yani illa namaz da işte bütün bunlar, hayır bunlar diyebilirsin. Yani işte ibadetler insanların kendi bireysel şeyleridir. Bunları eleştirenler evet, de olacaktır. Ama bu bir şeyi gösteriyor. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çizgi, kardeşim bu toplumun değerleriyle buluşmadan, onları farklı kesimleri dokunmadan onlarla birlikte yaşamayı ve onlarla ilişkin empati yapmayı başaramazsanız, sonuçta bu ülkede yani ne iktidar olabilirsiniz ne belli şeyleri adımları atabilirsiniz. Şimdi o aslında şey oldu, o çizgi kırıldı. İşte Ekrem İmamoğlu da dua falan evinde dua ederek başlıyor. Şimdi bence esas AK Parti, yani bir değişimin kapısı açıldı. Evet. Yani burada elbette bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi dahil herkesin bu işi nasıl destek vereceğinin sonuçlarını göreceğiz. Nitekim işte Fehmi Bey de söyledi, Özgür Özel'in işte biz bu seçimi kendimiz kazandık dersek kaybederiz. Bize muhafazakar demokratlar da, Kürt demokratlar da, milliyetçi demokratlar da oy verdiler. Bu birlikte başardık. Yani bu çizgi eğer daha da geliştirilerek, zenginleştirilerek devam ederse bu işten kazanç çıkarlar. Esas AK Parti'nin ben 31 Mart'ta ne olup bittiğini, CHP'de nelerin olup bittiğinin çok farkında olmadığı kanaatindeyim. Şöyle bir şeye ne dersin? Mesela AK Parti daha çok Ankara oldu. CHP yani bu seçim sonucuyla daha çok Anadolu veya toplum oldu falan. Şimdi hep muhafazakar kesimlerde, AK Parti'de de eleştiriler neydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir pek çok eleştirisinde AK Parti işte tek parti Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminin otokrat yönetimidir. Bunlar işte zulmetmişlerdir. Şimdi bu tespitleri yapıyorsunuz. Ama şimdi AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30'lu 40'lı yıllardaki o otokrat şeyinin bir anlamda temsilcisi haline geldi. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Yani en çok insan bunu görünce nasıl değişecek AK Parti diyorsunuz. İşte Beştepe'deki bir eski TKP'li memur millete ayar veriyor. Evet, ona geleceğiz. Çıkıyor AK Partililere diyor ki bunu not ettik, bunun hesabını soracağız. Kimsin sen? Yani AK Parti eğer böyle bir değişim çizgisiyle giderse hiç kusura bakmasın. Gelecek seçimlerde de belediye başkanlıklarında da bunun sadece değişimin hayalini kurabilir. Aslında bunu konuşmamız lazım ama Ahmet Bey'in sizin hassasiyeti gösterdiğiniz bu evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerler sistemiyle işte imam hatiplerle vesaire dini konularla bundan sonraki yaklaşımı ne olacak konusunu, ben bir de bu konunun AK Parti'ye dönük yüzü de var, onu hatırlatmak isterim. Yani bu seçimde gördük, din fazlasıyla siyasetin içerisine sokuldu. Evet. Yani tarikatlar, cemaatler birbiri ardına mevcut hükümeti destekleyen açıklamalar yaptılar. Aslında oturup AK Partililerin bir de bunu düşünmesi lazım. Yani bunlar doğru muydu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kadar sorunlu bir hale, bak dışarıdan evet, bakıldığında evet, bir takım insanların gözünde sorunlu hale dönüştürülmesi doğru muydu? Bazı önemli tarihi günlerde tarihi kişiliklerin adlarının anılması beklenirken bunların hiçbirinin anılmadan o günlerin geçiştirilmeye çalışılması dini kişilikler tarafından, bunlar doğru şeyler miydi? İmam Hatip okullarının bu denli binlerce açılması acaba gerçekten dindar insanların arzularının istikametinde bir gelişme miydi? Yoksa siyasetle bir biçimde bu da ilişkili miydi diye bunların da tartışması lazım. Doğru. Yani evet, yapılan yanlışlar sadece CHP'ye mal edilecek türden yanlışlar değil. AK Parti'ye dönük de yanlışlar yapıldı bu arada dini konularda. Onların da hiç değilse AK Parti çevrelerinde tartışılması lazım. Eğer öyle tartışılırsa Cumhuriyet Halk Partisi de kendisine dönük
dini konulardaki gevşeklik eleştirilerine, itirazlarına daha rahat mukabele edebilecek hale gelebilirler. Evet. Bir takım yanlışların burada da kabul edilmesi lazım. Ama bu Van konusuyla irtibatlı olarak külliyeden yapılan o açıklamanın gerçekten AK Parti ile ve Cumhurbaşkanı'nın kişiliğiyle ne derece ilintili olduğunun da bence şu bu program bitmeden önce gündeme getirildi. Ona geliyordum ben de. Ya Mehmet Uçum'un o tweetini bir paylaşalım. Yani hakikaten orada acayip ifadeler var. Yani şöyle almıştım. Mesela şu tarz ifadeler batıcı ve neoliberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi. Bunu devlet iyi okudu. Çok iyi okudu. Devlet büyük harfle başlıyor. Yani devlet kendisi herhalde bu Mehmet Uçum kimse. Devlet dediği kendisi herhalde. Kardeşim. Evet, evet. Yani başka orada biliyorsun farklı iddiaları var. Devletin devlet bahçeliği de iva ettiği yönünde iddialar var. Bu şöyle bir ifade. Bu seçim sonuçlarını Türkiye'yi Batı'nın egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara milli devlet, millinin M'si, devletin D'si gene büyük. Milli devlet iradesi haddini bildirir bunlara. Yani hat bildirmeyi Mehmet Uçum açıklıyor Beştepe'den. Ondan sonra devlet de toplum da farkında. Bu bir ayaklanma girişimi diyor bu Van'da olan bitene. Orada da devlet de toplum da bu defa toplumu da kendi temsiliyet alanına almış. Ondan sonra muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder. Kaydediyor bir yerlerde. Ondan sonra yani böyle, bir de şurayı okuyayım. Tamam yani şimdi bir kaydediyor, gözlüyor, devlet adına konuşuyor. Devlet adına tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Tehdit ediyor ve bu adam Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. Yani hakikaten hani otokrat yapı dediğimiz yapının bir anlamda dili haline geliyor. Şimdi eğer AK Parti bir değişim diyecekse, AK Parti işte toplantılar yapıyorlar. Yine de toplantılar yapacaklardır. Bir toplantıda AK Partililer çıkıp evet, eğer orada hala bir akıl varsa, önce şu meseleyi konuşalım. Cumhurbaşkanlığında bir memur bu toplumu, siyasi partilerini, AK Parti milletvekilleri dahil, AK Partililer dahil herkesi tehdit edebiliyorsa bu bizim iktidarımız döneminde ve bizim memurumuz tarafından yapılıyor. Evet. Dolayısıyla önce bu meseleyi bir halledelim. Aksi takdirde hiçbir değişim adımı atamayız diyebilmeliler. Yoksa gerisi hikaye. Gerisi hikaye. Efendim Bey ne dersiniz? Vallahi Recep Peker'in nasıl karşıladınız? Yani nasıl bir his uyandırdı sizde bu Mehmet Uçum'u okuyunca? Ne dediniz? Ya nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Recep Peker'in İnkılap Tarihi Dersleri diye bir kitabı vardır. Yani 1950 öncesinin zihniyet dünyasını yansıtan. Ben onu hatırladım. Bir de Mahmut Esat Bozkurt diye bir o dönemin yine önemli politikacılarından biri vardır. Onun zihniyeti kitaplaşmıştır da. Tamamen ona dönük, yani onların o dönemde zihniyet dünyası neyse günümüzde onu taşıyan, yani devlet. Halbuki devlet dediğimiz şey millet için. Yani millet varsa devlet var. Milletin olmadığı bir devlet olmaz. Devletin olmadığı bir millet olur da milletin olmadığı bir devlet olmaz. Bu kadar devlet, milli devlet, hele bir de milli devlet diye bir adeta tabulaştırılan bir devlet anlayışını gündeme taşımak ve bunu
hak bildirici bir unsur olarak göstermeye çalışmak. Bilmiyorum yani AK Parti'nin işte Mehmet Ocak'ta'nın kuruluş beyannameleri bildirgeleriyle bağdaşacak herhangi bir en ufak bir uzlaşma noktası bulmakta ben şahsen zorlanırım. Dolayısıyla yani çok büyük bir yani onu okuyunca şöyle düşündüm doğrusu sizin sorunuz da o. Galiba bu yenilginin faturasının çıkartılacağı insanlardan biri külliyede herhalde külliyede de birileri biraz daha akıllar vererek bu kampanyanın oluşmasına katkıda bulundular. Büyük ihtimalle onlardan biri şimdiden bu tür çıkışlar yaparak kendisinin varlığının devamını sağlamaya çalışıyor diye düşündüm. Yoksa AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın fikir dünyasını dışa yansıtan bir görüş olarak onu ele almaya çalışırsak zannediyorum ne AK Parti için ne de Tayyip Erdoğan için hakkını çiğnemiş oluruz gibime geliyor. Evet. Ama şeyle çok örtüşüyor. Yani hem MHP lideri Sayın Bahçeli'nin söylemleriyle hem de onların genel başkan yardımcılarının söylemleriyle evet, o kadar örtüşen bir şey var ki doğrusu o beni biraz zihnimde soru işaretleri ortaya çıkarıyor. Yani bir eski AK Parti milletvekili Orhan Atalay. Ya bu parmak millete sallanan bu parmak kesilmeli falan diye tepki göstermiş. Mehmet Metiner'in bir tweet'i oldu. Sorun sadece AK Parti yönetiminden kaynaklanmıyor. Külliyedeki yapılanma da yeniden gözden geçirilmeli. Reisin üzerinden kendilerine iktidar alanları kuranlar, reisin kendilerine sağladığı ünvanlar üzerinden afra tafra satmanın dışında bir işe yaramayanlar, yarayan insanları türlü hilelerle pasifize edenler, millet nezdinde hiçbir karşılıkları olmadıkları halde reisin sağladığı rütbelerle millete efendilik taslayanlar, bilesiniz ki bu kaybın sorumlularıdırlar. Değişim topyekun olmalı demiş. Ben de bu şeyi çok anlamıyorum. Yani hala bu işlerde bir böyle şeye Sayın Cumhurbaşkanı'na övgü üzerinden çok net yani. Yani o şey genel yaygındır değil mi? Eleştiri dediğinde kardeşim bunları oraya birileri getirip koymadı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi getirdi koydu. Dolayısıyla çevresi kötü diye bir şey var. Kendisi amacı. Çevresi kötü diye bir yaklaşım var. Yani o çevreyi oluşturanın da çevrenin sonuçta merkezindeki insan olduğu apaçık ortada. Oraya getirmelerinde bizim bir hiçbir katkımız yok. Belki bir iki cümle de Van için şey yapalım. Yani orada bir yani şeyden dönüldü. Yani hakikaten vahim bir yanlıştan dönüldü. Parti içinde bu Mehmet Uçum'un yaklaşımı orayı ayaklanma diye niteliyor Mehmet Uçum. Yani Orhan Miroğlu falan birçok şey Kürt kökenli milletvekili. Yani biz AK Parti içerisinde Kürtlerle ilgili bir sorunu gündeme getirdiğimizde diyor Orhan Miroğlu, Kürtçülükle mi suçlanacağız diyor. Orada da ciddi bir kırılma sanki ortaya çıkıyor gibi. Yani ama AK Parti zaten bu kırılmalarla sorun, buraya geldi. Evet, kırılmalarla buraya geldi. Fehmi Bey şöyle ya süreyi bitirdik ama 2-3 dakikada. Tabii ben şunu söylemek isterim. Yani Van'da seçilmiş olan bir siyasetçi isterse DEM Partisi'nden olsun. Yani DEM Partisi'ni bir tür şeytanlaştırma süreci yaşandı Türkiye'de. Ve dolayısıyla da Van'da olan hadiseyi yine onunla irtibatlayıp herkese yapılanın doğru olduğu kabul ettirilmek istendi. Ama durum öyle değil. Yani neticede aday olmasına izin verilmiş olan bir insanın rakibinden bir misli fazla oy aldığı halde mazbatan ona değil de rakibi olan iktidar partisi adayına verilmesi bir defa ve bunun verilme şekli yani tam sürecin bitimine 5 dakika kala yapılan bir itiraz üzerine bu kararın verilmesi yani yakışıklı almayan bir şeydi.
Ve tabii bunun şekli böyle olunca da acaba bu yukarıdan gelen bir talimatla mı yapıldı diye Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız edecek bir hale dönüştürüldü. O bakımdan da aslında AK Partililerin bundan rahatsız olması gerekirdi. Şimdi bile diyorlar ki yani neticede bugün baktım da yazanlar var. Yani vaktiyle bunları söylemiş olan bir insan niye bu kadar savunuluyor filan diye. Hayır, o savunulmuyor. Görüşleri yine onun karşısına çıkılabilir, o eleştirile, o eleştirilir. Hatta suçsa bununla ilgili mahkemeler devam eder. Ayrı mesele. Ama bir seçime katılma hakkı tanınmış olan insanın netice itibariyle seçildikten sonra da görevini alması birincil olarak demokrasinin gereğidir. Nitekim Can Atalay'ın da şu sıralarda hala cezaevinde tutulması nasıl yanlışsa bu da yanlış. Bu olayda bence en önemli unsur bütün muhalefetin Van'da bir araya gelmesi ve yapılana itiraz etmeleri, ardından da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yanlışlığı derhal değiştirerek mazbatanın sahibine iade edilmesini sağlaması. Bütün bunlar yeni şeyler. Yani Türkiye bir önceki seçimden sonra bazı olaylar yaşadı ve maalesef sinir uçları hala açık o olaylarla ilgili. Ama bu olay yaşandı ve hemen fazla büyüttürmeden devlet içerisinde çözümler üretilerek büyümesi önlendi. Tabii halkın o arada gösterdiği bir takım tepkiler var. O tepkilerin de ben şahsen belli sınırlar içerisinde yapılmasında herhangi bir sakınca görmüyorum. Netice itibariyle insanların demokratik tepkilere sahip olması demokrasinin de gereklerinden. Bunu aşırı bir şekilde sokmak ve işte 2015 Haziran seçimi sonrasında yaşananlar yüzünden 1 Kasım seçiminde iktidarın yeniden %50'ye yakın bir oy almasının sağlandığı bir ortamı kendi eliyle sağlayan bir parti vardı o dönemde. O hataya düşmemek de gerekirdi. Nitekim düşmeye bile fırsat kalmadan bu soruna çözüm bulundu. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ya sürenin sonuna geldik. Belki bir önümüzdeki programlardan birinde Dem'i de konuşmak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani belki Dem'de de hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olana benzer, ya yani Kürt toplumunun o kodlarıyla daha sağlıklı iletişim kuracak bir yaklaşım yenilenmesi ihtiyaç var gibi geliyor. Mesela bu Abdullah Zeydan'ın bir sözü yansıyor. Medyada da yer aldı. Ceza almasına da sebep olan işte PKK tükrüğüyle boğar falan gibi. Ya ben şahsen içimden ya böyle bir sözü söylediği için toplumdan özür dilemesi de gerekir gibi bir düşünce geçiyor. Onu ifade etmek isterim. Ama Dem bir konuşma konusu olsun diye düşünüyorum önümüzdeki programlarımızda. Evet, buradan bakıncanın sonuna geldik değerli seyirciler. Bence güzel bir program oldu. Haftaya buluşmak üzere, hayırlı günler diliyorum efendim.